Sırada Sevilay Sultan var. Buyur şekerim. Hoş geldin. Hoş buldum. Tirit mi yiyeceğiz şimdi? Tirit yiyeceğiz. Tirit. Pide tam ki pide gibi olmuş gibi. Orta diyeyim ben bu tabağa, şimdi diğerlerini de göreyim. Nasıl olmuş eti? Eti pişmiş. Lezzet var mı? Hafif var. Ama daha da güzel olabilir mi bilemiyorum. Pidesini sevdin mi? Pidesi yani kalınlığı normal pide böyle olmalı zaten. Yani çok ince olmaz, lavaş gibi olmaz. İyi, pide iyi. Bu tabağı beğendin mi? Fena değil. Hepsine bakacağız. En güzelini bulacağız. Hayır. Sen en güzelini... En güzeli değil. Gelinimi bulacağım. Bunun pideleri birinci tabağa göre biraz daha kalın olmuş. Mesela bak bunun kuru ama sunumdan olabilir mi? Orada onun üstüne gelmiş ıslak gibi. Olabilir. Sunumdan olabilir değil mi? Hı hı. Bayağı kalın ama bilemeyeceğim ama iyi pişmiş pideleri yani. Pideleri gelinler yaptı, sunumu şef yapıyor. Yani hı. Et suyuyla bütün pideleri ıslatıyor. Hı. Etlerde sıkıntı yok, pişmiş. Bu da iyi güzel kızarmış. Bak bu ince ama bunun kızarımı daha güzel. Pidesinin baksana altı üstü güzel kızarmış. Ve pişmiş. Kalın yapmış ama pişmiş. Hı. Şu etten bir tane daha alayım. Aynı geldi bana ya. Nasıl ayrım yapacağım? Sadece bir kalınlık var. İkisinde eti aynı mı? Bunun pidesinin bir de lezzeti var. Bir anlamadım ama. Bu yoğurtta salça var mı? Yok yani baharat mı var ya da sade hayır, yoğurt? Hayır o etin şeyidir. Etin şeyi geçmiş. Hı. Hı. Bu da iyi. O da iyi. Bakacağız. Bu et fazla pişmesine rağmen çatal batmıyor. Dişimi hiç zorlamayayım. Pişmemiş mi? Sert mi? Allah, dişimi ağır zorlarsan başka bir tane daha bakayım. Piş, sert sert. Bir tane daha bakacağım. Belki o öyledir. Bu iyi. Öbürü semsert geldi. Şey yapamadım. Ama pamuk gibi olmamış ya bu. Bunun pideleri de kalın. Bak. Demek ki normali böyle mi acaba? Tridine bandım böyle mi yani? Kalın mı? Eskiden kalan ekmekleri değerlendirmek evet, için böyle hani düzenli kesilmesi hı-hı. de çok önemli değil. Birinin köşesi olur, birinin içi kalır, birinin kabuğu kalır. O ekmekleri değerlendirmek için et suyuyla böyle ıslatırlarmış. Yemeği de çoğaltırlarmış. Bunun eti fazla pişmiş ya. Bunu ben biraz beğenmedim. Yani sert ve dişim de ağrıdı zaten ama pide pidedir yani. Pişmiş. Pideye bir şey demiyorum. Şimdi bu tabak senden düşük verirsen, hesap sorarsa sen de ondan sor. Sor dişimi acıttı çünkü. Dişimi yani ha ne öyle. Bunun etleri küçük küçük. Güzel pişmiş ama lezzeti yok etin, onu anlamadım. En güzel pişen bu. Tat yok ette, yavan. Baharatları mı, tuzu mu az, bir şeyi az. Bizim pidenin biri bir parçası yanmış. İnce olmuş. Şimdi iki tabak ince, iki tabak kalın. Benim gelin pideyi ince mi yapar, kalın mı yapar? Hiç pide yapmadı çünkü bilmiyorum. Fakat... Dördüncü tabağın ekmeğini ve etini beğendin mi? Eti biraz yanmış, ekmeğini beğenmedim bak. Bayağı yanmış. Eti? Etinden de lezzet alamadım. Buna bir veriyorum ya, bu pideyi yakmış iyice. Dördüncü tabak bir puan. Şu da dişimi çok acıttı. Buna da bir. Üçüncü tabak bir puan. Neyse o sana kızarsa sen de ona ama kızarsın. Vallahi acıdı dişim. Buna beş veriyorum. Birinci tabak beş puan. Bu da fena değil ya. İkinci tabak? Dört. Dört puan. Riske girmeyeceğim. İki tane birimiz var. Hemen birlerden başlayalım açmaya. Üçüncü tabaktan başlayalım. Bu dişimi ağrıtanla kim açtı? Dişimi ağrıttı dedi. Vallahi geri çıkarttım işte gördünüz. İki tane birden bir tanesi. Üçüncü kayınvalidem. Aman Allah'ım neler oluyor puanlarda.
Bakalım bir kime gitti? Sevilay kayınvalidemden bir puan alan gelin. Aç. Hülya. Hele şükür sonunda hak eden biri bu puanı verdi. Dişim ağrıdı ya. Başka bir şey deme, dişim. Neyini beğenmedin? İlk defa burada 4 aydır tadım yapıyorum. İlk defa ağzımdan utanarak, sıkılarak lokma çıkarttım. Benim etim güzeldi. Yani yakmadım da, çiğ de bırakmadım. Ya ama ne tat var ne bir şey var. Pideleri de şuraya bak. Çiğ mi? Aşırı kalın. Tamam, kalın olmuş ama pişmiş kalın, dediniz. Tamam ama lezzeti pişmiş bak. Dediniz. Bu da hafif kalın. Hı. Ama bunun lezzeti var. Bilmiyorum ama. Yani sadece sert diye dişinizin kavuğuna kaçtı diye. Yani yiyemediniz diye bir. Evet, yiyemedim. Yani bir yemeği çok güzel yiyebilmelisin bence. Eti yiyemediniz ama hakkı çok güzel yiyorsunuz yani, bravo. Ya benim laflarımı izleyip gelip burada konuşuyorsun ya. Ya boş konuşma artık yani, sen de. Kim beğendi bırakır senin tabağını? Yani? Hadi ben boş konuşuyorum. Nurten teyze, Beyhan teyze boş mu konuşuyor? Tabağını beğendiler mi iki kadın da? Beğenmediler. Sadece pideni senin beğendiler. Senin tabaklarını da görüyoruz. O da pideni beğendi. Sen de bir alıyorsun. Her zaman ama, lezzetli yapıyorum diye yani böyle... Ama lezzetli deyip bir veriyorlar. Aramızdaki fark. Lezzetli deyip bir veriyorlar. Aramızdaki zaten fark. Zaten 4 aydır buradasın, bir de lezzetli yapma yani. Ne alakalı? O zaman da yazık olur. İkimiz aynı anda farklı bir yerde çorba çevirelim, senden daha lezzetli yapalım. O kadar emin olma. Eminim. Ben tabağımın güzel olduğuna inanıyorum. Aha. Ben beğenmedim. Ya zaten çok sıcak yemiyorsunuz. O yüzden et sertleşmiş olabiliyor. Ben sıcak yedim, ilk tadımcıydım ama. Niye üç verdin o zaman? Pideye verdim ben, pideye. Etime de çok olumsuz yorum yapmadınız ama. Yaptı. Kurumuştu. Pideni beğendi sadece. Yanmamıştı. Pideyi beğendim sadece. Kurumuş dedi bu et. Kurumuş dedim. Pidesine veriyorum dedi. Evet, sade pideye mi verilir? Yani ben yine söylediğim gibi. Ben pidesini beğendim, etini beğenmedim. Kurumuş dedim ama. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ya miyase ya hasret çok kavurmuştur diye düşündüğüm için 5 verdim. Biz ben açıklamasını yapayım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Miyase çok kavuruyoruz. Bu çok kavrulmuş. Esas çok kavrulan anne, bu. Anne herkes bir kılıf bulur, boş ver. Neyse bakalım yani. Yani burada en güzel kılıf bulan da sensin. Oğlum tabaklarıma. Niye bana 5 vermedin? Yani... Senin tabaklarına mı? Kadın diyor ki yanmış kurumuştu, pidesine verdim. Diyor ki sert olmuş, güzel değil. Onu veriyor. Aynı yorum, 3 kadınla aynı yorumu yapıyor. Yüksek alan bir insana hemen çatır çatır çat diyorsun ver. Yani. Sor, 5 vereni bir sor. Dön bir arkanı bir dön, bir sor kadına. 5 veren kadın yanmış kurumuş zaten diyor. Zaten yorum yaparken yapmadın mı daha puanları verirken? Yaptım. Ama diyor ki kulak burun boğazcıya gitmesi lazım. Senin gitmen lazım. Göz içinde bence. Kulak içinde. Ben hatalı puan kullandım tamam. Ama bak eski olanlar hatalı puan kullanmıyorlar. Yo kullanıyorlar. Sevilay bir yerde kullanmıyor diye düşünüyorum. Benim kayınvalidem hatalı yapmaz azından... Bu neydi? 4. Bu tabağa 4 verdin. Bakalım 4 verdiği tabak kimin çıkacak? 4 puanın sahibini şahsen çok merak ediyorum. Ben de. Burada en çok risk almayı seven kayınvalide sensin. Cesur evet. Davranıyorsun genelde. Dün de öyle yaptım. Dün ama bulamadım. Gelinimizi bulamadık. Galiba ona pidesi ince diye mi? Biraz evet. Ha, pideye çok takıldın evet, çünkü. Evet, pideye takıldım. Bu tabağı yoksa beğenmiştin. Bakalım 4 puan kimin? Açıyoruz. Aç. Tık. Ay bu hasretten ben kurtulamayacağım pidesi ya. Kalına niye vallahi 4 veriyorsun o zaman anne? Ya. Sevilay anneciğim çok teşekkür ederim sana. Kalınsa. 4 verdiğin ya, için. Ya Niyase. Belki benim ona da ince dedim. Belki benim bir. İnce dedin ince. Sevilay anneciğim ellerini öpmek ya, istiyorum. Ya git hasret Allah aşkına vallahi git ya. Vallahi git. Yakın, öpeyim. Yapıştın yakama öpeyim ya. Anneciğim. Öpme istemiyorum. Ben küçüğün olarak elini istiyorum. Ver küçüğün olarak. Ver. Çok teşekkür ederim sana. Şimdi. Etinden lezzet aldım ben bunun da. Niyase nasıl yapar pideyi? Dörde şimdi deyince öncelikle dedin, ben pide hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi 5'te ya bu var ya bu var. Hadi bakalım ne yapacağız? Sevilay teyze, pidemi şu kalınlıkta açtım. Yani şu kalınlıktaydı ama bunun içinde bir maya olduğu için kabardı. Doğal olarak kabardı. Ben kabartırım zaten burada bunu genel olarak bilirler aksilik yaşamadığım sürece. O yüzden kabardı, kalın olmadı pidem. Yani şu kalınlıkta açtım zaten. Serçe parmağım kalınlığını açmıştım. Çok güzel kabardığı için senin gözüne kalın geliyor. Kabarmadığı için birinci tabak sana ince geldi. Ama dediğim gibi 4 aldığım için mutluyum. En azından diğer kayınvalideler İçimden gibi... İçimden de 3 geçtiydi aslında da işte.
dedim. Ama biraz. Güzel yaptım Sevilay teyze. En çok doğru beğendi. Hasretciğim, tabağına bir şey demiyorum. Güzel yorum yaptı. Tabağın ayrı. Bak ayrı bir şey söyleyeceğim. Miyase pideyi kalın yapmaz, 4. Ama içimden de 3 geçti. Miyase pideyi kalın yapmazsa neden 4, neden 3, neden 2? Bir değil eti mi o? Eti seninki gibiydi. Nasıl benimki belki gibiydi? Pideyi ne bileyim o ben kabarmış. Ben sana ne söylersem ama pide, onu çıkarırım zaten. Kabarabilir de dedim, çiğ değildi. Sen ne bakıyorsun çiğliğine, pişmişliğine? Millet beni pidem ince diye biri verdi geçiyor. Anladın mı? Etim lokum gibi pişmiş oluyor, biri veriyor geçiyor. Diğeri farklı tabağa bir şey veriyor. Sen niye, ne oldu sana? Finale iki, bir gün kalmış, 5-4. Ne yapacaktım? 5-1-1 ya da 5-3-1. Hani tabağını mı buldum da bir bakalım diye. Anne miyası kalın yapmaz diyorsan tamam o bak. O gün buldum, sandım 5-1-1-1 yaptım o çıktı. İkinci tabağı değil. 1'e madem beğendin, 5-4'e ince dedin değil mi sen hamuruna? Ama yanmış bunun pideleri. Tamam fark etmez. Fırın yemeği. Fırın, fırın. Baksana kömür gibi. Tamam fırın, fırın. Fırın, fırın ama başında 5 diyor. Bir verme. Ama ikinciye vermemen lazım. Bak Hasret, tabağın lezzetine bir şey demiyorum. Mantığı benim üzerimden kuruyorsa. İnce evet. Sen ya bak gerçekten Hasret'le şey yap. Milletin ya kayınvalidesi sen... veriyor bana birileri. Tamam mı? Sen milleti yüksekleri dağıtıyorsun. Sen bana çok ince diye bir şey demedin. Şu güne kadar ben i̇nce burada demedin. Hamur işi... Beyhan teyze biliyor benim ince açtığımı. Beyhan ne verdi sana? Biliyor, bir verdi. Çünkü Miyase ince açar, bir.